Arkadaşlarım merhaba. Bu videomuzda sizlere Gigabyte'ın bir anakartının BIOS güncellemesi B650 serisi anakartlarda. Bakın öncelikle web sitesinden kendi orijinal BIOS'undan, kendi orijinal sisteminize uygun olan BIOS dosyasından geliyoruz. Gigabyte'ın sitesine geldik. BIOS yazan yeri tıkladık. Bakın anakartınızın birebir aynı model olması lazım. Burası çok önemli. Geliyoruz burada tarihlere dikkat ediyoruz. En yakın tarihli en güncel BIOS dosyasını şuradaki indirme linkinden biz daha önce indirdik. Şu anda görmüş olduğunuz gibi buraya indirdik. Bu indirdiklerimizi klasöre çıkartıyoruz arkadaşlar. İndirdiğimiz dosyayı klasöre çıkarttık. Bu klasöre çıkardığım dosyayı daha sonra bir USB dosyasına atacağız. USB'mizi FAT32 olarak biçimlendiriyoruz. İçindeki her şey silinecek. Unutmayın. USB'ye FAT32'li biçimlendirilmiş bu USB dosyasına bizim indirdiğimiz bakın BIOS dosyasının içindeki olan dosyaları atıyoruz. FAT32 ile biçimlendirilmiş bir USB'ye bu dosyaları attıktan sonra bilgisayarımızı yeniden başlatıyoruz. Bilgisayarımız yeniden başlayıncaya kadar özetliyorum. Bir boş USB içindekiler silinecek. FAT32 ile biçimlendirip kendi sitesinden, orijinal sitesinden açtık. Bilgisayarımıza taktık. Bilgisayarımızı yeniden başlattık. F2 ile BIOS ekranına gelmemiz gerekiyor arkadaşlar. F32 olacak BIOS dosyasını atacağımız USB'miz. Burası önemli. NTFS'de biçimlendirmiyorsunuz. Dosyalarımızı klasöre çıkartıp attık. Rarlı atmayın. Bakın BIOS'a gelir gelmez burada ne yazıyor? Q flash yazıyor. Bakın GB. Q flash'a tıkladığınızda bu ekranda yukarıda file yazan yere tıklayın. File yazan yere tıkladığınızda, buradaki USB resmine tıkladığınızda bakın USB'nizi otomatik gördü. BIOS dosyasınızı seçip buradan yeniden bilgisayarınıza başlat dediğinizde yani play tuşuna bastığınızda şuradaki BIOS'unuz güncellemeye başlayacak. Bu ekrandan sonra bilgisayarınız kendisi yeniden başlayacak. Yeniden başlar başlaması şu ekran gelecek. Burada da görmüş olduğunuz BIOS güncelleme ekranı. Buraları sabırsızlıkla kapat, kapatmayın, bekleyin sonuna kadar ve BIOS'unuz güncellenecek. Kolay gelsin.